Yaptığınız çalışma zaten internet gibi bir mecra'da herkes tarafından erişilebilir bir içerik. Bunun zannetmesinler ki benzerlik oranları veya başkalarına yaptırıldığı ortaya çıkmayacak. Emek hırsızlığı. Çünkü ciddi bir emek isteyen bir dönem tez dönemi. Üniversitelerde akademik kariyer düşünenlerin yüksek lisans veya doktora tezini teslim etmeleri gerekiyor. Durum böyle olunca da bazı öğrenciler yasal olmayan yollara başvuruyor. Yani belirli bir ücret karşılığında başkalarına tez yazdırıyor. Bu kişilere ulaşmak hiç zor değil. Çünkü internete parayla tez yazdırma yazdığınızda karşınıza birçok adres çıkıyor. Üstelik bunu tez danışmanlığı adı altında yapıyorlar. Yüksek lisans tez fiyatları ise 2500 ile 7000 lira arasında. Doktora tezleri de 15000 30 ile 30000 lira arasında değişiyor. Öyle ki bu işi sektör haline getirenler sayfa başı fiyat veriyor. 25 sayfalık bir tezin ücreti peşin alınırken 40 sayfa ve üzeri içinse taksit bile yapılıyor. Bazılarının bunu emek vermeden yapması etikte de değil. Danışmalarda mutlak surette tez sürecinde öğrenciyi takip edip tezin gerçekten öğrenci tarafından mı yapıldığını takip etmeleri gerekiyor. Çünkü bunun bir savunma sınavı var. Kendi yapmadığı araştırmayı hazırlayan tezlerse literatür içinde hiç sağlıklı değil. O üç kişilik jüri içerisinde düşünsenize kendi yapmadığınız bir çalışmayı savunuyorsunuz. Öğrenci için de oldukça zahmetli bir süreç riskinin ötesinde. İllegal yollarla tez yazdıran kişiler arasında paralarını kaptıranlar da var. Üstelik haklarını aramaları da pek mümkün değil. Çünkü başkasına tez yazdıran kişiye ağır yaptırımlar uygulanıyor. Başkasına yazdırdığınız zaman ve bunun ortaya çıkarılmasıyla beraber tezinizin iptali söz konusu. Elde edeceğiniz sözde kazanç size hiçbir zaman kar olarak kalmıyor. Geri de alınıyor sizden ve tabii akademik kariyeriniz o noktadan sonra sonlanıyor. Başkasına tez yazdırana ve yazana para cezasının yanı sıra dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.